Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Şehrin ritmini yakala, iyi seyirler. Hüsnü Bey, şu aşının megafonundan bir şarkı patlatı. Geldin yanıma. Arkadaşlar, öncelikle herkese merhaba. Konser yapacağım vakit gelene kadar, ama önce reklam yapayım. İsmail'in boğma rakıları 063-538-1401 özel boğma rakılar. Hanımefendi, üzümleri işlemediniz. Nereye gidiyorsunuz? Nerede işleniyor? Hemen üstünde korna çalıyorum bir saattir. Baksanız, üzümleri işlemeden şarap mı yapacaksınız? Kolay gelsin. Lan ben o kadar yolu başına mı geldim? Rutin kimlik kontrol yapılıyor. Kimliğinizi almak zorundayım. 214. Evet. 952. Eva Hanım, tamamdır. Evet. Bir sorgulayayım kimliğinizi. 2 saniye bekleteceğim. Mevzu var abi. Daha yeni başladık lan. Arkadaşlar, şu an bir ailede değilim. Adım Eva. Şu an herhangi... Tamamdır Eva Hanım. Tamam. Gidebilir miyim? Size de kolay gelsin. Gidebilirsiniz. Kolay gelsin. Ooo, chat. Gacı. Merhaba. Merhaba. Gel beyefendi, ben kolay gelsin. Ebru'ymuş, Allah cezanı vermesin. Nasıl gidiyor Alex? Gömleğine vurun. Beyefendi, elinizi götümden çeker misiniz? Teşekkürler. Bir dahakine neyse. Abi saçmalıyorsun. Bence gidip kartele sıkmanız lazım. O daha mantıklı be. Sosyal harpi çok saçma. Yaşasın kan harpi. Uve. Afiyet olsun Kırmızılı Bey. Eyvallah eyvallah. Ben sizler gördüğümde siz bir şeyler yiyorsunuz. Açız ya oğlum. Üşemiz bu. Tanrı aç bırakmasın. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah nasıl oğlum ya. Çalıştık, dinleniyoruz burada. Ne kadar zevkli yiyor görüyor musunuz ya? Zevkli yiyor yani. Ben hayatımda yemekten bu kadar zevk alan başka bir insan görmedim. Allah, doyduk ya. Kardeş. Efendim. Sen bana çöpçülükte iyi para ver dedin değil mi? Evet. Vay, bu çöpçülük bir kuruş vermedi bize. Nasıl? Nasıl? Başım. O kadar yarım saat çöp topladık, bir kuruş vermedi. Şöyle yapıyorsunuz, çöpleri topluyorsunuz. Çöpleri bitirdikten sonra arabanızın arkası doluyor. Dolduğu zaman Doğana'ya gidiyorsunuz. Doğana diye bir oraya bağlı bir satıcı var. O satıcıya gidiyorsunuz, diyorsunuz ki benim eşyalarım bunlar. Bakın, çöpte böyle geri dönüşüm eşyaları buldum. Bu geri dönüşüm eşyalarını satıyorsunuz, paranızı alıyorsunuz. Sistem o şekilde. Ben mesela bakın, freelance olarak halen çöp topluyorum. Kardeş, dalga mı geçiyorsun benimle ya? Hayır. Dalga geçiyorsan ben niye çöp topluyor olayım şu anda? Birazcık mı olayım? Ya ne çektim? Bileyim ben. Ne bileyim ben ya, yarım saat çöp topladım, 5 kuruş vermedi ya. Ha ne demek kardeşim ya, sen demedin mi bu işi para veriyor diye? Yarım saatim gitti benim ya. Ben ne yapayım, patronla konuş, benimle mi alakalı? Tamam da sen dedin bana bu işi yap diye. Ben öyle kadar etme. Ben işi yap demedim. Ben işi para veriyorum. Ne alaka etmez kardeş dedin. Ya. Sen sordun yapılır mı diye, ben tamam, dedim yapılır. Tamam, sen de bana iyi para veriyor dedin. Ben bilmiyorum. Patronla konuşacağım. Benim problemim değil. Oo, bakayım paralarımı. Ha, ay. Doktor bey. Midem. Ay. Deli bu. Deli hastanesine yatacak olan arkadaş bu. Ben yatıralım bu arkadaşı bir yerden tanıyorum ama. Yatıralım hastaneye. Arkadaş deli biraz. Dayı, sizin çöpten şey boru çıktı, ister misin? Mı sonra? Arkadaş deli ya, çekilin. Sen bana deli diyorsun moruk. Tamam da sen delisin ama. Ben moruk muyum? Bak bakalım bir. Bak bakalım yüzüme. Bakıyorum, moruksun, tamam. Evet. Problem neydi? Problem sizsiniz beyefendi. Deli ya bu. Yatın şunu hastaneye. Ben onu sormak için geldim. Çöpten metal boru çıktı. Ben onu alsam, kapsam, gelsem, bu arkadaşı eskitsem. Ne olur? Kaç aydan başlar? Yani ben doktor, polis değilim, bilmiyorum onu. Ya arkadaş, deli ya. 3 ay falan yersin abi. Yani bir şey değil, bir şey. Tahmini olarak hapis şimdi, vermezler, kamu doktor verirler. Bey, 10 kamu 15 kamu o doktor civarı. Bey, biz buradaki 3-4 kişi arkadaşla bu deliyi dövsek ne kadar olur? Yani ben yemeğini mi kirletemem der.
dediğiniz üzere yanlış anlamayın. Deli ise ve deli delilerde ayrı bir deli gücü denen bir şey vardır. Beyinlerinde salgılanan şey yüzünden. Hormon yüzünden. Ki burada hepinizi paket edebilir diye. Adama dedim ki şu giden adam var ya. Gökçülük dedim 6500 lira para veriyor dedim. Koştura koştura gitti. 10 dakikada 6500 mi veriyormuş? Aynen. Aynen veriyor. Müthiş veriyor ya. Geçen aracınız para haline getirdin, esansınız var mı? Gençler çöpçülük yapın, 10 dakikada 6500 dolar veriyor. Legal değil mi bu? Memur bey buyurun. Kolay gelsin beyefendi. Sağ olun memur bey. Öyle bir geldik kontrol etmeye, sohbet etmeye de. Ha şey arkadaşlar kaçtı. Neden kaçtılar ki acaba? Boş. Dur gitme peşlerine ya, gitme gerek yok. Yok onlar burayı ben şey sandı, illegal sandı da legal bir şey bu. Ya çekim de yanlış ol. Ne oldu? Arkadaş el sövgüne sağ... buradan geldi de dışarı çıkar. Şüpheli durumda. Ne yapıyorsun? Elinizi kaldırır mısınız? Dur bir şey yapma dur. Arama. Tamam. Dışarıdaki araç Louis Miller adına. Hoş geldiniz sahipse. Memur bey, hoş geldiniz. En son gün ihbarı geldi buradan. Evet. Vallahi memur bey şöyle ben size göstereyim. Hani ha, ev benim gibi. Yanlış komşular galiba yanlış anı dolayı. Zaten memur beyler görmüştür. Sigara içerek çıktım evden ya, sabah işe gidiyorum. Bekle. Senin evrakları şu bunlar ne? Elinde tuttun. Babamın evinin tapusu. Ver bakayım. Al. Huriye Yılmaz. Al. Buyur. Huriye Yılmaz değil mi? Senin ismin neydi? Louis Miller. Louis Miller. Huriye Yılmaz. Anamla babam ayrıldı benim. Sonrasında anam başka adamın nüfusuna geçince soy ismi değişti. Ofisörüm. Anahtar. Ev benim ya. Anahtar bakın. Bakın. Ofisörüm bu şahsı arkadan kaçarken gördüm. Dur dedim. Oo, üç kere bak, durmadı. Bak işte soymuş. Hırsız. Bu mu soydu sizin evi? Bakayım ben şunun bir tipine. Ben şunun tipine bir bakayım ya. Buradan iki şüper geldi bu arada. Ben bunu tanımıyorum ya. Ya valla hani adamı da yakmayalım şimdi. Sizin evinizi soymuş olabilir mi? Benim evi soy... Ben uyuyordum valla, yeni kalktık işte. Ev benim ya, ev benim. Bir eyvallah, iyi günler. Ne çıkacak vesaire. Bir daha dikkat. Tamamdır memur bey, ben gideyim mermercilik yapacağım, sonra gelip girerim ha, evime. Bir dikkat ederim. Bir daha bu evlerde seni yakalarsam cezanı keserim onu. Ev benim memur bey. Ofisim. Yani yapacak bir şey yok. Bir daha başka bir evde. Buralarda başka bir evde. Evimi taşıyayım ya. Bunu taşıyayım mı? Bunu ne yapayım bu anahtarı ben? Tabii. Ya burada genelde zenginler oturuyor. Evde. Burayı soyuyorlar. Ha, şey Allah Allah, tamam. Demek istediği şey herhangi bir başka evde yakalanırsanız cezanız... Ha tamam, yok ya. Bu ev benim ya. Tamam sıkıntı yok. Bob. Şşş. Kaan sakin. Tamam sakin. Sakin oğlum sakin. Koçu. Sakin. Nerede lan o? İçeri kaçtı. Oğlum her şeyin bir zamanı var lan. İçeride bakar mıyız bu bitmeyi? Hayır. Her şeyin bir zamanı var oğlum. Bekledim öyle. Lan gel buraya gel. Senin ismin ne? Ne yaptınız lan oğlum? Benim ismim mi? He. Kel. Kel. Öyle kel, mi? Tamam. Kel midir ismi? Kendine gel. Kel derler, bana tanımıyor. Şöyle gidip kimdir lan motoru? Beni bu şehirde tanımıyor mu yok? Allah. Seni ben tanımıyorum mesela. Bir lafım. Bir dakika. 100 kişi çağırırım lan buraya. Hadi. Tekrar iki kişiyle. Bekleyin lan. Raporun falan. Geç çağırdım, bekleyin. He bekliyorum, hadi. Gözünüm hadi. Bunlar dedi işte bunlar. Tamam. He ben dedim bunlar, evet. Aa söyleyin ben. Buyurun Masaka Bey, biz dedik. Masa ben dedim aynen. Ben dedim ya. Ne oldu? Tek bir lafıyla 100 kişiyi çağırıyormuş. Açıklama ya. Hayır. Arkadaş. Ne oldu? Tam anlamadım. Arkadaş zorla benden özür dileyeceksin dedi. Ben de dilemeyeceğim dedim. Bak kaçtı arkaya şu an, saklandı bir de olsun. Polise şikayet etti, özür dilemiyor. Ha, ben bir şey yok o zaman. Bilmem artık. Ben ne yaptım beyler?
Yo ben sen bilmem. Lan beni kim çağırdı ne oldu? Yayına gidiyorsunuz oğlum bize bak delirtmeyin seni. Ne? Kim lan bize geldi bak. Ben çağırdım gelir misin? Bakıyorum. Gel oğlum. Geliyorum. Elimi kaldırdım gel. Evet, sen niye söyle. Buraya geldin? Çabuk dostum araççı veriyoruz. Nerede o kel? Dur bakayım. Nerede o? Allah tüh ya tüh be. Ben hastaneye götüreyim. Tüh be. Durun hastaneye. Hastane arkadaşlar. Arkadaşlar hastane. Bu arkadaş ilgilensin ya. Selamünaleyküm. Birader şu morun kolu kırılmış da. Lan un çuvalı gibi düştü ha. Materinin üstünden aşağı atladı. Mal gibi intihar etti ya. Kolu kırıldı. Oğlum ben sana boşuna arıza edemiyorum anasını. 5. kattan da atladın sen geçen gün. Amacın ne oğlum senin? Allah. Beyefendi bir gelir misiniz? Biliyor. Dayı sen arkadaş ölmeye niyetli herhalde ya anlamadım. Gelin. Beyefendi bir gelin. Kardeşim hop. Hop. Gelsene birader hop gel ya. Oğlum ne oluyor? Birader. Bak senin bu adam deli ha ben sana söyleyeyim. Bak, biliyorum ya onun var. Boşuna bu adam arıza demiyorum ona. Yani arızayı geçtim ben bu adam yakında canına kıyar biliyor musun? Doktor yok mu ya? Yapacak bir şey yok ya bu manyağı ben manyak, idare edemiyorum zaten. Bu. Şaşırmış geçen günde 5. kattan atladı. Beyefendi doktor yok, gördünüz mü? Ben doktorum buyurun. Buyurun ben doktorum. Allah. Adamın hoşuna gitti. Deli misin? Hoşuna gitti ya tabi. Deli misin kardeş? Doktor özlüyorum. İlk defa mı görüyorsun kardeşim doktor? Doktor bey. Şu ayağıma bakabilir misin? Az önce çivi battı tabi. Yardımcı olur musun? Ayağınıza mı yoksa? Tabi canım ne demek? Buyurun. Tabi ayağıma. Buyurun yardımcı olayım mı? Tabi ki. Yalnız buradan değil oradan. Yo yardımcı olacağız. Bence bu sefer kökünü en keselim. Ne diyorsun? Vallahi keselim. Bu geçen bizi bu geçen gelip biz artistik yapan lavuk değil mi bu? He. Tamam çek köşeye. Ne yapıyorsunuz? Lan, şş, bana lan Özkan. Şş. Oğlum. He. Özkan abi diyeceksin. Hadi aha kaçıyor. Yardım edin. Takip gelmiş takip. Dayı kaç. Çetelere bozdum salatalı çeteler geliyor çeteler kapas bas sür. Bunlar kim lan? Çeteler abi arabalara koşuyorlar abi. Öbür adam ne oldu şimdi? Onlara gitti bilmiyorum. Oğlum bas hangi çete? Bilmiyorum ki. Bunlar hangi çeteydi? Oğlum kaç kişi geldi orada? Abi bir 15 kişi saydım ben herhalde orada 10 mu 15 kişi. Kartlar bölümünden diğer videolara ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.